Merhaba. Evet Ebru. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi, süper. Birazdan skecimizde asansörde kalmış bir grubun hikayesini izleyeceğiz. Asansörde kalmak çoğumuz için korkunç bir şeydir. Hatta kapalı alanda kalmakla ilgili fobisi olanlar var. Klostrofobi. Bir soralım, var mı? Asansörde kalan var mı aranızda hiç? Kaldın mı? Küçük bir bey var. Bir iki sene önce kalmıştım. Ne oldu? Tuşa basmayı unutmuşum. Nasıl yani? Bindin asansöre, tuşa basmadın. Aynen. Kaldın mı sandın? Tuşa basmayı unutmuşum. Kaldım oradan. Sonra arkadaşım aşağı inerken benim asansörde bağırırken gördü, o açtı kapıyı. Ya, ya bir alkışlıyor kardeşim. Hayır, ben şeyi anlayamadım. İlk bindin. Aynen. Sonra bekledin ki istediğin kata gitsin, yani şey yaptın. Gitmeyince sonra panik olduğunda da bir şeylere basılır ya, o zaman da mı basmadın? Aynen. Yok, basmadım. Aa, enteresan. Sonra çığlık attın, seni buldular. Aynen, arkadaşım açtı kapıyı. Geçen aynası kaldın, yine mi aynı? Aynen. Senin tuşa basma fobin olabilir ya, yani başka bir durum olabilirmiş. Evet, yine bindin, basmadın. Aynen. Sonra bir süre sonra çığlık atmaya başladım. Bu sefer çığlık atmadım. Hemen kapıyı açtım, çıktım. Demek ki yavaş yavaş korkunu yeniyorsun. Bir de tuşa bastın mı, istediğin kata gidiyorsun. Acayip bir şey. Yani asansör büyük rahatlık. Çok güzel. Az kaldı, çok güzel. Senin fobin var mı asansör? Benim asansör fobim yok ama başka bir fobim var. Araknofobi. Bilir misiniz? He, öyle. Örümcek. Evet. Örümcek fobisi. Evet, örümceklerden korkuyorum. O da şöyle, ben bunu yıllar sonra, yani kendim bildim bileli örümceklerden korkarım. Ama yıllar sonra bunun kaynağını öğrendim. Beni çok küçük yaşta zehirli bir örümcek ısırmış. Zehirli örümcek? Evet. Ne oldu, ısırdı? Sonra işte insanlar Spider-Man oluyor, ben hastanelik oldum. Hiçbir şey etkisi olmadı mı? Hiçbir katkısı? Yok abi, mosmor oldum. Sonra hastaneye kaldırıldım. Yani çok isterdim. Öyle gökdelenler de arasında uçayım, geziyim, şuradan ağ atayım falan ama şuradan serum soktular. Olmadı yani. Böyle bir fobim var. Hiç yok mu peki senin fobin falan? Var yani asansörden hakikaten ben de korkarım. Ya ben korkmuyorum. Ben biraz tırsarım ya. Yani yükseklik fobim var işte. Böyle yükseldikçe şey oluyorum ben de. Hiç. Benim böyle işte örümcek. Güzel güzel, çok tatlı maşallah. Hepimiz şey yaptık. Bizi kin topladı. Skecimizin adı Beste ve Ozan yazdı. İyi seyirler. Durun kapıyı. Beni bekleyin diye dedim ya. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam. Selam. Merhaba. Merhaba. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Yer mi değiştirsek acaba haberi? Merhaba. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ya böyle selam verip duracak mıyız ya? Sana oraya bak. Sen buraya bak. Sen de ha buraya bak ya. Ben de şöyle bakayım. Şöyle şurada durayım bakayım ya. Böyle de nereye baktığım belli değil ama. Neyse göz göze gelmeyelim, idare edelim ya. Selam selam, nereye kadar ya? Elektrik mi gitti? Tuşa basmayı falan mı unuttuk? Bir bakın ya. Bir dakika, alarm tuşu çalışmıyor şu anda. Ne diyorsun ya? Nasıl çalışmıyor ya? Çalışmıyor şu an, basıyorum. Tamam. Çalışmıyor, bakın. Benim şey var, neydi o kafalı alan şişesi? Kriptofobi var bende. Yok, o değil, o değil. Ben... O değil mi? Ay sakin ol. Derin nefes al. Derin nefes al. Ikın. Uyuyacak adam. Hayır. Ulan ayrılın. İyi misin? Hayır. Hayır, yok iyi değilim. Tamam, sakin. Ikın o zaman. Ikın. Ama böyle de doğuracak. Olmadı, doğurur. Yok, böyle doğurur. Ben doğurmak istemiyorum ya. Lan telefon da çekmiyor. Ne kadar kalmış. Nasıl çekmiyor telefon? Nasıl çekmiyor? Sakin ol artık. Adamı sen niye panik yaptırıyorsun? Gel abi gel. Herkes bir sakin olabilir. Evet, sakinleşelim. Bu benim daha önce başıma gelmiş bir şey ve tecrübem de var bu konuda. Herkes biraz sakin olsun. Birazdan elektrikler gelecek. Lütfen. Ne diyorsun ya? Beş dakika sonra.
Panik yapmayın. Birazdan jeneratör devreye girecek. Yarım saat sonra. Panik yapacak bir şey yok. Birazdan büyük bir ihtimalle güvenlik bizi bulacak. Bir saat sonra. Açın artık şu kapıyı! Yalvarırım size! Öleceğiz burada! Yeter! Kardeşim! Yeter! Sakin ol! İçin girin. Horun! 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 Hadi hadi şaka! Hadi şaka! Bu ne saçma bir şey? Olmuyor değil mi bu? Durun! İçin değilim şu anda. Niye ediyorsun ya? Çünkü toplantım vardı, tamam mı? Toplantıya geç kalacağım. Plastik sektörü için önemli bir toplantıydı bu. Aa, plastik sektöründe misiniz? Evet. Ben de plastik sektöründeyim. Ben de plastik sektöründeyim. Ben de plastik sektöründeyim. Gençler! Halk bizi buraya topladıklarına göre kesin bir ortak noktamız var ben size diyeyim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Bakalım. Abi plastik sektörü mü? Laf ya da plastik top satayım. Plastik ne? Plastik top ne? Sen bana bunu söyle ya. O öyle bir şey değil. La ilahe illallah ya. Bak gençler beni dinleyin. Her filmde böyle olur. Kesin o kırmızı yanaklı gelecek böyle tekerlekli bir şeyle. Kesin bizim aklımızı alacak. Kardeş ne diyor la bu? Ne diyor la bu? Kardeş ne diyor la bu mu? He. Ankaralı mısınız? He Ankaralı. Ben de Ankaralıyım. Ben de Ankaralıyım. Ben de Ankaralıyım. Abi dur kafamı dağıtma benim. Dur kafamı dağıtma. Şu anda hepimizin ortak noktaları var. Bir dakika ya. Bizi buraya toplantıya kim çağırdı? Ya beni eski bir arkadaşım İsmail çağırdı. Ana. Beni de çocukluk arkadaşım İsmail çağırdı. Beni de eski iş arkadaşım İsmail çağırdı. Beni de mahalleden İsmail çağırdı. Gençler. Ben size bir şey diyeyim. Hı. Evet. Hiçbir ortak noktamız yok. Hayır. Her şey apaçık ortada bence. Ne saçmalıyorsun ya? Her şey apaçık ortada. Evet. İsmail işte bizi. Evet. İsmail şey yapmış ya abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hemen gaza geliyorsunuz ha. Ülkede kaç tane İsmail var? Senin İsmail'in soyadın ne? İsmail Fındık. Benimki de İsmail Fındık. Benimki de İsmail Fındık. Benimki değil işte. Seninki ne abi? İsmail Fındık. Ya. Aksan girdi araya. Aksan. Ne saçmalıyorsun? Aksan girdi. Hayır ya. Bir dakika. Bir dakika. Şu anda... Evet, bizi biri toplamış evet. Ve bu İsmail Fındık. Bunu şu anda çözümledim. Evet, bu belli, tamam mı? Evet. Bu cepte. Ne cepteymiş? İsmail Fındık. Yo. Fındık! Abi Fındık ya. Bir şey yapmadım. Kesin var ya, intikam almak için bizi buraya çağırdı. Ne intikamı ya? Ha buraya ezel mi çeviriyoruz, bize intikam alacak? Hayır, çocukluk travmalarından dolayı bunu yapıyor olabilir. Dizilerde falan hep izliyoruz. Bir dakika, çocukluk travmasıysa sen çocukluk arkadaşıydın. Senle alakalı, problemi senle alakalı. Ya benimle ne alakası var, ne yapmış olabilirim ya? Ya bir kere ilkokulda şöyle bir şey olmuştu ama hatırlıyorum. Tam nasıl olmuştu? Okuldayız bir gün, tamam mı? Hep beraber oturuyoruz. Yapıştırıcı sürüyorum İsmail sırasına. Aa, sen neden böyle bir şey yapıyorsun? O senin arkadaşın değil mi? Ya. Ayıp değil mi? İsmail insan değil mi? Sen neden bu kadar kötü kalpli bir çocuksun? Gülürüz diye. Daha çok sür vallahi bayağı. Daha çok süreceğim. İsmail geliyor, geliyor İsmail. Dur şöyle yayın da iyice güzel olsun. Ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba İsmail. Kardeşim hoş geldin. Otursana şöyle. Oturayım. Oğlum git yerine otursana lan. Bundan sonra hayatımda radikal kararlar almaya karar verdim. Değişiklikler yapacağım hayatımda. Bundan sonra burada oturacağım. Şimdi mi yapmaydı? Kızlar bir şeyler yapsana. Dedi, kalk! Orası benim yerim. Niye oturuyorsun? Kalk. Sen de burada otur. Ne fark eder? Kızım sen salak mısın? Gel otur şöyle. Çocuklar, çocuklar. Sessiz olun. Çocuklar, bugünkü dersimize müfettiş gelecek. Şiirlerinizi ezberlediniz değil mi? Ezberledim hocam. Aferin İsmail. Sınıfımızın gurur kaynağısın. Merhaba çocuklar. Merhaba. 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 Merhaba hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oturun, oturun. Hocam, buyurun. Sınıf sizin. Hayır. Sınıf her zaman bir öğretmenindir. Ben bugün çocuklarla oturup ders dinleyeceğim. Buyurun sınıf sizin. Hadi bakalım. Benim yanım boş, benim yanım boş.
Şöyle güzel sıramızı oturuyoruz. Ne yapıyoruz çocuklar? İyice genleşiyoruz sıramızda. Derse hazırlık. Hocam bu kadar oturmasanız mı sanki ya? Oturduk oturduk. Hadi bakalım. Buyurun hocam. Konu neydi? Bu hafta şiir istiyoruz hocam. Şiir. Hı-hı. Bayılırım. Buyurun. İsmail'cim gel hadi bakalım şiirini oku. Tamam. Yağmur yağar, damla damla, çıkıverir hemen oracıkta benim güzel gökkuşağım. Bravo! Bravo oğlum! Harikasın! Gel! Gel! Oh. Devam et! Devam et şimdi! Devam. Püfür püfür rüzgar eser, açılan pencereden bize gülümser. Sanki bir şaheser, benim güzel gökkuşağım. Benim şüstü. Eğleniyorlar ya. Pantolon. He? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Kopuş. Kopuş gördüm. Kopuş. Kim sürdü lan bunu buraya? Kim oturtturdu beni buraya? Ben oturtturdum ama ben sürmedim. Senin babanın... Tamam. Ben sürmedim. Hocam yazıklar olsun size. Size yazıklar olsun. Bakmayın. Öğretmenim vallahi ben sürmedim. Yazıklar olsun. Ben sürmedim. Sürmedim ya. Ben sürmedim. Yazıklar olsun sana. Ya işte öyle oldu olay. Ya sen çocuğun ağzını etmişsin ya. Ya o zaman bebeydik ne yapalım? Ya bebeydiniz de yani çocuğun bütün özgüvenini bitirmişsin. Mahvetmişsin çocuğu be. Evet. Senin yüzünden olmuş yani. Allah Allah ya belki iş hayatında bir travma geçirdi. Nereden bileceğiz? Evet iş hayatında da olabilir. Dizilerde hep izliyoruz travma oluyor. Ya sen bunun iş arkadaşıydın ya. Sen de ne ettiysen de çocuğa da çıkalım şuradan ya. Abi ne edeceğim ben? Ne edeceğim ben ya? Uyuy. Ne edeceğim? Yani ufak tefek bir şey yaşamıştık ama... Yani... Neyse bir anlatayım da değerlendirelim. Ya bilmiyorum ben de toplantılara bakıyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Bakın biz bu şirket için gecemizi gündüzümüze... Katıyoruz! Evet. Yeri geliyor canımızı dişimize... Takıyoruz! Evet. Yeri geliyor ortaya varımızı yoğumuzu... Koyuyoruz! Evet. Bıyık büküle büküle kaytan... İnsan! Ne oldu? Kaldın öyle, ne oldu? Orhan Bey, terbiyem müsaade etmiyor. O zaman girme de bir şey anlatayım şurada, tamam, değil mi? Kusura bakmayın, buyurun. Arkadaşlar, devam edin lütfen. Arkadaşlar, şirketin durumu ortada, tamam mı? Evet, bizim doğru. Şu zamlarla ilgili... Yani zamlarla ilgili durumu çözmemiz lazım arkadaşlar. Evet, evet. Evet, kesinlikle ya. Ayın sonunda kuş kadar maaş alıyoruz. Doğru. Al işte, al. Birinin Fahri Bey'le konuşması lazım arkadaşlar. Bu durumu anlatması lazım. Ama maaş... Zaman almamız lazım. Ama kim konuşacak beyefendi yani? Biz bilmiyoruz ki burada aramızda konuşabilen yok yani. Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Fahri Bey'in sevdiği biri olmalı. Söylese bile ona kızmayacak biri olmalı. Yanlardan şişek, üstten basık. Tıpkı dünya gibi olmalı. Gözlüklü ve kıvırcık olmalı. Denize düşse batmayacak biri olmalı. Ne oldu arkadaşlar? Yüzümde bir şey mi var? Niye bana bakıyorsunuz? Ya ne yüzünde bir şey var oğlum? Bana bak. Fahri Bey'le zam hakkında bizim... Ya bu zam meselesini konuşman lazım İsmail. Ya abi beni karıştırma. Ben güzel güzel çalışıyorum. Zamla da bir derdim yok. Lütfen ya ben yapamam. İsmail, ya. İsmail yapabilirsin. Yapabilirsin tamam mı? Benim için yapman lazım oğlum. Ben yapmam abi. Hadi benim için gözlerimin içine bak ve söyle. Hadi benim için yapamaz mısın ha? Hayatta yapmam. Peki ya benim için? O patronun ağzına bile sıçarım. Güzel. Nerede lan? Güzel. Güzel. Nerede lan? Hallettik. Nerede lan? Tamam. Nerede? Hello. Hey. Yo ben siz bu Kars'a gidecek malları nasıl Mars'a gönderdiniz yo? Hayır merak ediyorum yani böyle bir hatayı nasıl yapabildiniz? Gerçek. Kapat gerizekalılar. Kapat. Yüzey kapat. Ya ben kapatayım. Ya kapatıyorum sana. Ya kapat şunu. Aptalın çocuğu! Tam sırası. Şu an çok keyif yerinde. Hadi. Hadi, hadi. Abi sinirli gibi. Abi ne sinirlisi? Adamı görmüyorum. Hadi, hadi. Fahri Bey, İsmail sizinle böyle bir şey konuşacakmış galiba. Buyur İsmail'cim, söyle. Ne istiyorsun? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum.
Ya sen niye çek gidiyorsun ya? Senin ben canını yerim, tuttuk. Ne istiyorsan söyle, senin ciğerini yiyeyim ben. Hadi söyle. Şimdi biz çok uzun zamandır iş olmadığı için aynı maaşla çalışıyoruz. Ya evet ya, ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeyim bilmiyorum ya. Zamla. Tabii, en doğal hakkınız bu. Bunu isteyebilirsiniz. Bu şirkette senden daha fazla çalışıyoruz be. Oğlum tamam ben şaka şey yapma değil mi? Sakin ol lan. Sana para kazandırmak için uğraşıyoruz burada sabahtan akşama kadar. Oğlum çok abartma lan, ne yapayım? Az bile yapıyorum bu puşta. Puş mi? Çok pardon, çok pardon. Yavşa! Oğlum ne yapıyorsun? Pislicik! Senin ağzın kötü konuşuyor. Arkadaşlar sizler de böyle mi düşünüyorsunuz? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Yavşak ne? Ne? Bak puşta duyuyoruz doğru. Puşta duyduğumuz var ama o da İsmail'den duyuyoruz. Fahri Bey. Pis çocuk. Madem öyle beğenmiyorsan istifa edeceksin. Beni siz kovamazsınız. Ben istifa ederim. Ben seni kovarım. Siktir git burada. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu ne? Resmen. Ya resmen ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Lan bu nasıl bir hikaye ya? Lan kesin bu etti. Çocuğu işinden etmişsin ya. Ben ne yapacağım? Sen kendi kendine gaza geldi adam. Benimle ne ilgisi var ya? Ama İsmail zaten böyle gaza gelen bir tip. Evet. Evet. Ya bir dakika, bir dakika ya. Senin yapmadığın ne malum? Bir dakika. Aa, ben de yapmış olabilirim. Gerçekten ilişkiler hep travma oluyor. Dizilerde izliyoruz. İlişki mi? Lan ne bu nasıl bir madde? Söyle ne yaptın çocuğa ya? Ya ilişki dediysen... Anlat! Öyle mi? Hayır, anlat! Tamam. Anlat! Tamam, anlatıyor ya. Bir dakika durur musun abi? Bana taktı ya. İlişki dediysem öyle bir şey değil yani. Bir gün bu beni kafeye çağırdı. Bundan sonra bir bakalım. Neyiniz var mı? Evet, evet, evet. Ne oluyor lan? Ben lan yüzüyor. Ya seninle alakası yok, yanlış anladın lan. Allah'ım, bir gün beyaz atlı prensimin beni bulacağını biliyordum. Sence benden prens olur mu? Niye? Kurbağayı öpünce prens oluyor. Kim bilir seni öpsem ne olur? Ver lan bir altı da. Ya ablacığım, bir dur ortalık karışık şimdi. Kız gelecek, görecek, yanlış anlayacak. Lan şunu ne olur ya? Başka biri mi var? Ya var tabii. Ben sana bakar mıyım? Asıl benden başkası sana bakar mı? Görürsün şimdi. O da beni çok seviyor. Ah, geliyor, geliyor, geliyor. Çık, çık seni görürsün. Çık, 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 çık. Kanka, sevgili yaptım. Merhaba. Ne ara yaptın? Daha dün akşam yoktu. Ya şimdi ben Beylikdüzü'nden metrobüste geliyorum ya. İlk durakta tanıştık. Aktarmada kaynaştık. Söğütlü Çeşme'de de olanlar oldu. Bu ne saçma hikaye ya? Daha dün komik, yakışıklı biri olsun diyordun. Tamam buldum işte. Merhaba. Ama ben kendim zannediyordum onu. Ay kanka saçmalama, sen benim arkadaşımsın. Ama ben sana aşığım ya. Ayrıca bunda ne buldum bende olmayan? Merhaba. Ya sen bir sus. Ne oldu, göt oldun? Bana kaldın, ne oldu? Bana bak. Seni istemiyorum, okey? İstemiyorum. Duygularımla oynadın adi adam. Sen ne alçak bir adamsın lan. Sen demek en yakın arkadaşına aşık oldun ha? Hayır, hayır. Ben bir şey yapmadım. Merhaba. Abi ben kaza geldim. Sana ne oluyor? İşte. Ey şan! Abi ben... İşte şimdi ezel oldu. Lan ne yaptın çocuğa? Kesin senin yüzünden ya. Senin yüzünden. Hayır canım, kendi kendine gaza gelmiş. Senin yüzünden. Ben bir şey yapmadım. Dur. Dayı, sen ne yaptın peki? Anlatmıyorum bir saattir. Lan ben niye de canım? Vallahi düşünürüm bulamıyorum ya. Ya bırak, anlat ya. Ya vallahi ha bu bizim mahalleden uşak. Celi içi değil, başka bir şey yok. Anasını babasını da severim yani. Mahalleden mi tanıştın? Vallahi benimle alakası yok. Ha. Bak gelin. İyi bari sohbet açtı. Geldi elektrik ya. Geldi, hadi inelim artık. İsmail. İsmail.
İsmail. İsmail. İsmail bizi affet lütfen. Özür dileriz. İsmail özür dileriz. Biz ettik sen etme İsmail. Aklınız başınıza geldi mi? Geldi. Geldi. Geldi özür dileriz. Lan ben niye ettim de beni buraya döktün o zaman? Ben niye ettimse? Hani sana bir tane dondurma çubuğu getirmiştim bedava yazan. Sen ne dedin? Ne dedim? Git. Nereden aldıysan oraya götür dedin. Allah benim cezamı versin ya. Allah beni kahretsin. Ne kadar ağır konuşmuşum. Ne kadar da ağır konuşmuşum ya. Böyle bir şey durur mu? Tamam. İyisin. Tamam iyisin. Çocuktum. Bana dokundu. La ilahe illallah ya. Ya tamam tatlıya bağ. Gelin hep beraber bir yemek yiyelim İsmail. Hadi. Tatlıya bağlayalım hadi be. Şu tatlıya bağlayalım. Her şeyinizi aldınız mı? Hadi. Evet. Hadi bak ben de dondurma ısmarla yazacağım. Gel. Hadi gel. Oh sonunda. Bassana şuna. Basayım. Aşırı yük. Tamam ben yürüyerek gelirim kardeş. Tamam. Hadi. Aşırı yük. Tamam. O zaman ben de yürüyerek geleyim. Aşırı yük. Biz yürüyerek çalırız. Ya millet ben hamur da yürüyorum. Aşırı yük. Ulan bir ben mi fazlalık geldim lan sana? Kaç. Bak asansör sana neler yapacağım. Neler yapacağım? Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, seyircimiz zil diyor. Ozan ve Beste yazmış. Başrolde oynayan Hacı. Zile doğru koşsun. Süper. Yani seyircimiz tabii çok tatlı ama bana biraz böyle normal sizin bu yapıya göre biraz zayıf geldi şeyden dolayı. Yani Hacı'nın hep zulüm görmesi gerekiyor ya. İlk partta sen zulüm görüyorsun. İkinci partta Talha zulüm görüyor gibi. Hani Hacı'nın zulüm gördüğünü görmüyoruz. Acımıyoruz biz Hacı'ya. Hacı'ya mı acımıyoruz? Abi acırsak gülmeyiz dedik. Hani bizde böyle bir şey var ya. Zulüm görenin yanında oluyoruz da hani gülmüyoruz. Yoksa başta öyleydi skeç. Paramparça ediyorduk Hacı'yı. Sana gülüyorduk. Güldük sana. Ama işte ben yokum ki bir daha. Bir kere giriyorum, bir daha yokum ya. İkincide gülmeyiz. Aynen, o yüzden öyle yaptık. Yani asansördekine acımak gerekmiyor muydu yani? Bu adam toplama nedeni o değil mi? O. Ne oldu? Bu adamı niye topladılar? Zulüm görmemiş oldu. Neyse, bunu aramızda yine konuşuruz. Bunları hallederiz yani. Hani bu döndüğümüzdeki partlarda böyle bir daha güçlü oldukları vardı. O yüzden şimdi zil çalınca hani bu partta altyapıya haksızlık etmeyeyim daha önceki skeçlere. Bir tık böyle şey geldi. Seyircimize sormak istiyorum. Seyirciler. Yorum var mı? Abi yazarı çağıralım. Yazarı çağıralım abi. Biz yazmadık. Bize ne? Aa bir dakika. Ya gerçekten de böyle yani skeçler de son anda yazılıyor. Sabah kadar şey oluyor. Hani böyle skeç eleştirmek de çok üzücü oluyor. Ben eğlendik hiç... işte. Tamam. Çok güldü. Hakikaten ya senin hiç bitmeyen enerjin gerçekten. Sonda yine... Helal olsun vallahi ya. Yani Ömer'le ikilinin şu şeyi çok seviyorum ben. Benimle kal durumunu çok seviyorum. Hastasıyım onun ya. Ya onu böyle her zora girdiğinizde de zaten... Biraz öyle abi cebimizde bir şey. Gerçekten. Uf yani harika ya. Final çok üzücüydü. Aşırı yük benim başıma da çok geldiği için hakikaten... Çok geliyor benim. Çok çok kırıcı bir şey ya. Yani böyle 3-4 kişi varken biniyorsun ötüyor. Yani o 4 kişinin sana bir bakışı var. Gerçekten çok üzücü bir anda o ya. İşte bu yüzden Hacı'ya yüklenmedik abi. Evet. Hacı'ya finalde yaptı. Yani. Gerçekten finalde acıdık mesela. Finalde üzüldük. Gerçekten Hacı tebrik ediyoruz. Sağ olun. Çok güzel hareketler. Alt yapısıyla üst yapısıyla devam ediyor alkışlarınızla. Çok güzel hareketler.